Arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar anayasa hukuku dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde temel hak ve ödevlerin kategorize edeceğiz. Yani anayasa temel hak ve ödevleri kategorilere ayrılmış. Bu kategoriler içerisinde karşımıza sıkça soru gelmektedir. Yani bu videomuzda temel hak ve ödevlerin dağılımından diğer videomuzda arkadaşlar temel hak ve ödevlerin sınırlandırılması, durdurulması, temel hak ve ödevlerin kötüye kullanılmaması, temel hak ve ödevler içerisinde yer alan isimlerin arkadaşlar ne anlama geldiğini göreceğiz. Bizim için çok önemli bir ders videosu. Ve arkadaşlar bu video bittiğinde siz dahi öğrendiklerinize inanamayacaksınız. Bu kadar da iddialı konuşuyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar gerek sınavlarda gerek işte deneme sınavları, gerek kurum sınavları, gerek KPSS'de arkadaşlar temel hak ve ödevlerin kategori şeklinde hangisinin altında yer aldığı arkadaşlar sıkça gelen sorular sorulardandır. Mesela şöyle bir soru karşımıza gelebiliyor. Siyasi hak aşağıdakilere hangisi siyasi hak ve ödevlerden biri değildir? Aşağıdakilere hangisi sosyal ve ekonomik haklardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi işte negatif statü haklarından biri değildir tarzında sorular karşımıza gelmektedir. Şimdi tüm dikkatini buraya ver. Aman ha aman bildiklerini de unut. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben bu 3 kategorinin altında yer alan, 3 başlığın altında yer alan temel hak ve ödevleri tamamen bir hikaye bazında. Bakın hikaye bazında anlatacağım. Aklınızda hikaye kalacak. Sınavda soru geldiğinde aşağıdakilere hangisi aktif statü haklarından biri değildir denildiğinde Allah'ım aktif statü hakları neydi? İşte aşağıdaki hangisi isteme hakkından biri değildir dendiğinde isteme hakkı neydi? Hatırlamıyorum gibi sorular kafanızı karıştırıcı cümleler aklınızda kesinlikle yer almayacak. Yorumu yapıp hikayenin içerisine dahil olduktan sonra soruyu çözeceksiniz. Şimdi başlayalım. Bakın arkadaşlar, kişinin hak ve ödevleri sosyal ve ekonomik haklar, siyasi haklar olarak 3'e ayrılır. Peki bu 3'e ayrılma işlemini 3'e ayıran kişi kimdir arkadaşlar? Jelinek diye bir kişi arkadaşlar bunu ayırmış. Genel kültür olarak bilmeniz yeterli. Jelinek. Tamam. Şimdi arkadaşlar kişinin hak ve ödevleri diğer adı negatif statü hakları bir diğer adı koruyucu haklar olarak geçer. Neden negatif statü hakları diyorum? Devlet olağan dönemde kişinin hak ve ödevlerine dokunamaz. Yani kişinin hak ve ödevleri devlet için nasıl bir durum arkadaşlar? Negatif bir durumdur. Devlet olağan dönemde dokunamıyorsa bu haklara, sınırlandıramıyorsa, durduramıyorsa arkadaşlar bu durum devlet için negatif bir durumdur. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Negatif statü hakları diyoruz. Peki yani olağan dönemde bu haklar benim için ne olmuş oluyor arkadaşlar? Korunmuş oluyor. Bir diğer adı da neymiş? Koruyucu haklar olarak karşımıza gelmektedir. Diğer adların nereden geldiğini hikayesini öğrendik mi? Geçtim. Bakın sosyal ve ekonomik hakların diğer adı. Arkadaşlar devlet olağan dönemde dahi sınırlandırabiliyorsa devlet için bu durum nasıl bir durumdur arkadaşlar? Pozitif bir durumdur. İşte devlet pozitif statü haklarını arkadaşlar olağan dönemde dahi sınırlandırdığı için sosyal ve ekonomik hakların diğer adı pozitif statü hakları olarak geçer. Devam ediyorum. Arkadaşlar ben sosyal hakkımı istemek zorundayım. Ekonomik hakkımı devletten istemek zorundayım. İşte bir diğer adı da isteme hakkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Devam etmek gerekirse dikkat et diğer adlarını öğreniyoruz. Siyasi hak ve ödevler. Bakın siyasi hak ve ödevler. Devletin siyasal faaliyetlerine, siyasi parti kurma, seçme ve seçilme, siyasi partilerde faaliyet gösterme olaylarına katılırsan yani pasif durumdan aktif hale geçersin. Aktif olarak koşturursun. İşte diğer adı nereden geliyormuş? Aktif statü hakları diyorum. Siyasete katılırsam katılma hakkı da. İşte arkadaşlar demek ki siyasi hak ve ödevlerin diğer adını nasıl öğreniyormuşuz? Siyasete katılacağım. Katıldım. Katılma hakkı. Aktif oldum siyasette. Gençlik kollarında, kadın kollarında koşturdum. Bayraklar astım etrafa. Mesela siyasi partimin
Propagandasını yaptım. İşte bunlar arkadaşlar. Ne oluyor? Aktif durumda oluyorum. O zaman aktifsem aktif statü hakları. Neyin diğer adıymış? Siyasi hakların diğer adıymış diyoruz. Anlaşıldı mı? Var mı bir sıkıntı? Yok. Şimdi gelelim hakların dağılımına. Bakın arkadaşlar, bildiklerinizi unutun. Kafanızın yoğunluğunu kaldırın. Buraya odaklanın. Tamamen bir hikaye yazacağım. Ama siz 50, 60, 70 tane olan temel hak ve ödevlerin nereye dağıldığını arkadaşlar mantığını kavrayacaksınız. Başlayalım. Arkadaşlar 3 yerde de bir şey kuruyorum. Bak 3 temel hakta da bir şey kuruyorum. Ne kuruyorum arkadaşlar kişinin hak ve ödevlerinde? Dernek kurma hakkı. Sosyal ve ekonomik hayatta. Sosyal ve ekonomik hayat deyince aklıma ne gelecek arkadaşlar? Para gelecek, para. Yani ekonomik hakta ne gelecek aklıma? Para gelecek. O zaman para kazanmam için karşıma ne çıkıyor arkadaşlar? Çalışma hakkı çıkıyor. Demek ki para kazanmam için benim ne yapmam lazım? Çalışmam lazım. Çalışma hakkı nerede yer alıyor arkadaşlar? Sosyal ve ekonomik hakta yer alıyor. Dikkat edelim. Peki çalışanların hakkını kim koruyacak? Kim korur arkadaşlar? Sendika kurma hakkı. Anlaşıldı mı? Dernek kurma hakkı, sendika kurma hakkı ve siyasal hayatın vazgeçilmezi olan ne var arkadaşlar? Siyasi parti kurma hakkı. Oldu mu arkadaşlar? 4 tane bilgiyi attık mı? Attık. Dağılımın mantığını anladık mı? Anladık. Peki devam edelim. Arkadaşlar, çalışanın hakkını koruyan sendika. Peki çalışanlar arkadaşlar haklarını alabilmesi için eğer alamadığı durumda ne yapar arkadaşlar? Grev yapar. Grev hakkı işveren grev yaparsa lockout. Lockout hakkı. Nerede yer alırmış arkadaşlar? Ekonomik hayatta yer alır. Peki çalışanlar çalışmadan önce ne yapması lazım arkadaşlar? Bir iş sözleşmesi yapması lazım. İş sözleşmesi. Toplu iş sözleşmesi. Nerede yer alıyormuş arkadaşlar? Yine çalışmadan aklıma gelecek. Çalışmam lazım. Para kazanmam lazım. O zaman bu hak nereye giriyordur? Sosyal ve ekonomik hakkın içerisine giriyordur. Diyeceksin çalışma hakkından sendikaya. Sendikadan grevlere. Sonra iş sözleşmesine. Toplu iş sözleşmesi yapma hakkı. Hepsi nerede düzenleniyor arkadaşlar? Sosyal ve ekonomik hakta düzenlenir. Son bir şey arkadaşlar. Peki çalışanların çalışma şartlarını dinlenme hakkı arkadaşlar nerede yer alır? Tabii ki kökünde çalışma geçtiği için çalışanların dinlenme, çalışanların şartları, dinlenme hakları, çalışma şartları kategorisi ise arkadaşlar bu hak ise arkadaşlar nerede yer alıyor? Sosyal ve ekonomik hakta yer alır diyoruz. Peki hocam, çalışma deyince karşıma çıkan her şeye sosyal ve ekonomik hak yapsam doğru mu? Arkadaşlar doğru, bir tane eksik. Bakın karşıma çalışma kelimesiyle ilgili bir şey çıkarsa para kazanmam lazım diyeceksin. Ekonomik hak diyeceksin. Sosyal ve ekonomik hak içerisine dahil edeceksin. Bir tane hariç. Nedir arkadaşlar bu? Zorla çalıştırma yasağı. Bakın arkadaşlar, bir kişiyi zorla çalıştırırsan o kişi zorla çalıştığı bir yerde para kazanma gibi bir amacı yoktur. Angarya vardır burada. Sen bir kişiyi zorla çalıştırırsan arkadaşlar neyinden alıkoyarsın? Özgürlüğünden, hürriyetinden alıkoyarsın. İşte zorla çalıştırma yasa kişinin hak ve ödevleri içerisinde yer almaktadır. Anlaşıldı mı? Devam ediyorum. Bakın şimdi. Kökünde özgürlük, düşünce, hürriyet kelimelerini görürsen hemen nereye atıyorsun arkadaşlar? Kişinin hak ve ödevlerine, negatif statü haklarına, koruyucu haklara atıyorsun. Unutma, içinde arkadaşlar cümlenin içerisinde özgürlük, düşünce, hürriyet kelimelerini görürsen ne olursa olsun arkadaşlar kişinin hak ve ödevlerini atıyorsun. Hocam nasıl bu olur? Kişi hürriyeti, basın hürriyeti,
bilim ve sanat hürriyeti, hak arama hürriyeti, düşünceleri açıklama ve yayma hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, haberleşme hürriyeti. Bakın arkadaşlar, 7 tane, 7 tane, 8 tane, 9 tane bunları daha çoğaltabilirsiniz. Önemli değil. Bunları tek tek ezberlemeye de gerek yok. Ne diyorum? Kökünde özgürlük, kökünde düşünce, kökünde hürriyet varsa arkadaşlar, ne diyorum? Basın olabilir, din düşünce hürriyetini yayma olabilir, haberleşme hürriyeti olabilir, bilim ve sanat hürriyeti olabilir, olabilir, olabilir. O zaman ne olduğunun bir önemi yok. Özgürlük, düşünce, hürriyet denildiğinde kişinin hak ve ödevleri içerisine atıyorsun diyoruz. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Yok. Peki, devam ediyoruz arkadaşlar. Kökünde dokunulmazlık. Dokunulmazlık varsa arkadaşlar, dokunmayacaksın. Benim kişilik hak ve ödevlerim. Devlet için olağan dönemde bu negatif bir durum. İşte bu yüzden de bunun adı negatif statü haklarıdır. Devletin koruması altındayım ben. Dokunamazsın. Dokunamazsın diyorum. O zaman ne diyoruz arkadaşlar buna? Kişi dokunulmazlığı, konut dokunulmazlığı arkadaşlar. Nerede yer alıyormuş? Kişinin hak ve ödevleri içerisinde yer alıyormuş. Tekrar söylüyorum. Dokunamazsın. Kökünde dokunulmazlık varsa kişinin hak ve ödevleri içerisine atıyoruz diyorum. Bakın arkadaşlar, konut kelimesi biraz sıkıntılı bir kelime. Karşıma iki tane konutla ilgili hak çıkacak. Biri konut dokunulmazlığı. Konut dokunulmazlığından dolayı ben cevabı nereye atıyorum arkadaşlar? Diyorum ki kişinin hak ve ödevleri içerisinde yer alır. Fakat karşıma konut hakkı çıkarsa arkadaşlar, buna ne diyorum? Herkesin parası olan, ekonomik hayatta para kazanarak, krediye girerek bir ev edinmek ister, konut edinmek ister. Sosyal hayatta artık benim de bir konutum olsun. Ey Toki, bana bir konut ver. Çekilişe katılmak istiyorum. İşte arkadaşlar, konut hakkı nerede yer alıyormuş? Sosyal ve ekonomik haklar içerisinde yer alıyormuş diyoruz. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Yok. Devam edelim. Mülkiyet. Mülkiyet hakkı. Arkadaşlar bakın. Parası olan herkes konut alabilir, konut hakkı. Ama herkesin mülk edinme hakkı vardır arkadaşlar. Herkese mülk edinme hürriyeti vardır. Herkesin mülk edinme hakkı vardır. Diyorsam nereye gidiyoruz arkadaşlar? Kişinin hak ve ödevlerinin içerisine gidiyoruz. Anlaşıldı mı? Bakın daha siyasi haklara girmedim. Anlaşılıyor değil mi? Bakın arkadaşlar. Peki hocam, mülkiyet görünce ben direkt kişinin hak ve ödevlerine gitmem doğru olur mu? Arkadaşlar aman düşme. Toprak mülkiyeti diye bir hak karşımıza çıkıyor. Toprak mülkiyeti. Bakın arkadaşlar. Mülkiyet. Hocam o zaman senin dediğine göre toprak mülkiyeti de kişinin hak ve ödevlerinde yer alması lazım. Hayır. Öyle düşünmeyeceksin. Bunun hikayesi ayrı. Bir insan neden toprağa mülk edinebilir? Bakın tamamen hikaye yazıyorum. Akılda kalıcı olsun diye. Bir insan neden toprağa mülk edinmek ister? Bakın. Ben toprağa ekerim. Tarlayı ekerim, biçerim. Oradan bir gelir elde ederim. Orada çalışırım. Alın teri dökerim. Çalışarak arkadaşlar bir gelir elde ederim. Bu çalışanların hakkını sendika koruması lazım. E ben neden çalışıyorum? Babamın hayrına mı çalışıyorum? Hayır. Para kazanmak istiyorum. Sosyal hayatta artık bana da bir statü verilmesini istiyorum. Ekonomik hayata katkıda bulunmak istiyorum. Neden bunları mülk edindin o zaman? İşte toprak mülkiyeti arkadaşlar. Para kazanmak var, çalışmak var, alın teri dökmek var. O zaman ne diyoruz? Toprak mülkiyeti sosyal ve ekonomik haklar içerisinde yer alır diyoruz. Anlaşıldı mı? Mantığını anladınız mı? Herkes mülk edinebilir. Mülkiyet hakkı, toprak mülkiyetini edinirim. Amacım tarlayı ekip biçmek, çalışmak, para kazanmaktır. Para varsa arkadaşlar sosyal ve ekonomik hak içerisine atıyoruz. Anlaşıldı herhalde. Arkadaşlar mantığını kavrayın. Çıkan sorular artık bizim için kek. Hazırsanız
Hatta şöyle olacak arkadaşlar. Bakın karşıma hiç bilmediğim bir hak mı gelecek? Sen bu mantığını çalışmadan 3 şıkkı eleyeceksin. Kişinin hak ve ödevlerinden bir şıkkı eleyip siyasi hak ve ödevler kendini zaten bırakacak. Yani şurayı bilmesen bile şu iki bildiğinle yapacaksın. Veya sadece şurayı bilerek arkadaşlar bile soruyu işaretlediğin yerler olacak. Neden? Adam diyecek ki aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar içerisinde yer alır diyeceksin. O yer alır. Sosyal hayata katılmam lazım. Ekonomik hayata katılmam lazım. Para lazım. Murat Hoca anlatmıştı. Para lazım. O zaman para. Çalışan. Neden çalışırsın? Para kazanmak. Ha, sosyal ve ekonomik hak. Çalışanların hakkını kim korur? Sendika. Al. Sosyal ve ekonomik hak. Sendika nereye gidin der? Greve gidin der. Para. Çalışanlara ne yapılır? İş sözleşmesi. Toplu olarak yapılırsa ne olur? Toplu iş sözleşmesi. Çalışanlara ne lazım? Dinlenme lazım. Çalışma şartlarının gözden geçirilmesi lazım. Ne oldu? Bir çalışmadan 5-6 tane hak gitti. Konut edinmem lazım. Toprak mülkiyeti. Para. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Devam ediyorum. Bakın. Kıyılardan yararlanma. Al sana bir hikaye daha. Arkadaşlar bu yaz tatile giden oldu mu? Ben gittim diyenler var. Ben de gittim hocam. Alanya'ya gittim. Marmaris'e gittim. Hocam Alanya'ya, Marmaris'e gittiniz de gitmeyen arkadaşlar niye gidemedi? Oraları sevmediğinden mi gidemedi? Hayır. Para yok, para. Otelde kalmak, 5 yıldız otelde kalmak, bir ev kiralamak günlük olmuş 200 lira, 300 lira. Yani tatil de artık paralarla. Hocam ne alakası var kıyılarda yaralanma? Bakın hocam hikaye yazıyoruz ha. Aman hikaye bizimkisi. Bakın bu dersi hikayeyle öğrenip soruyu çözeceğiz. Neden? Hocam denize gidersin, tatile gidersin, paran var. Yazın çalışmayı tercih etmezsin, paran var. Çalışmayı tercih etmezsin, denizlere gider, kıyılardan yararlanırsın. Al sana sosyal ve ekonomik hakkı içerisine dahil ederim. Mantığını anladınız mı? Tamamen hikaye. Devam etmek gerekirse. Arkadaşlar, eğitim ve öğretim hakkı. Öğretim. Ailenin korunması. Ailenin korunması. Ailenin korunması. Sanat ve sanatçının korunması. Sanat ve sanatçıyı korumam lazım. Sosyal hayatta alemlere akmam lazım. Dıps 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 dıps. Sonra ailemi korumam lazım. Sosyal hayatta beni var eden ailemdir. Eğitim ve öğretim hakkı, sağlık hizmetlerinin ücretsiz yapılması lazım. Eğitim ve öğretim hakkında kitapların bedava verilmesi lazım. Eğitimin ücretsiz olması lazım. Niye? Biz çünkü sosyal devletiz. Ne oldu arkadaşlar? Bu haklarda nereye girmiş oldu? Sosyal ve ekonomik hakka girmiş oldu. Var mı bir problem? Bu kadar bilmeniz yeterli. Soruyu kesinlikle çözdürecektir. Sosyal ve ekonomik hak için konuşuyoruz. Arkadaşlar mülkiyet hakkından sonra neden bahsedebiliriz? Şundan bahsedebiliriz arkadaşlar. Benim hürriyetim, özgürlüğüm, düşüncem vardır. Yani kanuni hakim güvencesi. Bunu arkadaşlar ilerleyen videoda bunların ayrıntılarını, işte hocam dernek kurma hakkı nedir? Zorla çalıştırma yasağı, angarya yasaktır. Fakat bazı durumlarda angarya kabul edilmeyen durumlar da varmış. Onu anlatmadınız hocam. Sakın böyle şeylerle bana gelmeyin. Ne diyorum? Ben sadece bu 3 kategoride mantığını olayın hikaye yazarak bunların dağılımını size yapacağım. Diğer dersimizde bunların hangisinin hak, hangisinin ödev, hangisinin hem hak hem ödev ayrıntılarıyla anlatacağız. Anlaşıldı mı? Devam edelim arkadaşlar. Özel hayat benim hayatımdır. Özel hayatın gizliliği. Özel hayat benim kişinin hak ve ödevleridir. Buna dokunamazsın. Dokunamazsın. Benim özel hayatım. Dokunamazsın diyoruz. Tamam? Devam etmek gerekirse. Arkadaşlar siyasi hak ve ödevler. Siyasi hayatın vazgeçilmesi neydi? Siyasi partiler. O zaman seçme ve seçilme hakkı. Siyasi partilere katılma hakkı neye girer arkadaşlar? Aktif statü haklarına, katılma hakkına yani siyasi hak ve ödevlere girer. Devam edelim. TC vatandaşlığı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, dilekçe hakkı. Bunun yanında arkadaşlar vergi
ÖDV. Bu aralar vergiler çok yüksek geldi. Siyasi. Siyasi hak ve ödevler. Sonra askerlik. Askerlik hizmeti. Askerlik hizmeti. Mal edinme. Sakın ha çalmayın, çırpmayın. Bakın 5 yılda bir mal edinme. Pardon, mal bildirimi. Mal bildirimi. 5 yılda bir mal bildirimi yapacaksın. Mal bildirimi. Başka arkadaşlar, memur olma. Amacımız zaten memur olma. Kamu hizmetine girme hakkı. Neye giriyormuş arkadaşlar? Siyasi hak ve ödevlere giriyor. Son bir şey arkadaşlar, kamu denetçisine, kamu denetçisine başvuru hakkı diyoruz. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Yok. Toparlamak gerekirse hızlı bir şekilde ufak bir tekrar. Sonra arkadaşlar bununla ilgili bir 10 tane falan bir soru çözeyim. Bu videonun devamında artık konuyu tam olarak oturtturun. Yani neyin nereden geldiğini, hikayeyi artık sorularda siz yazın. Hemen devam ediyoruz. Kişinin hak ve ödevi. Devlet buna olan dönemde dokunamaz. Neden? Negatif. Devlet için negatif bir durumdur. Bu haklarım benim korunmuştur olağan dönemde. Adı negatif statü hakları, koruyucu hakları. Pozitif. Devlet olağan dönemde dahi düzenleyebiliyor bu hakları. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Pozitif statü hakları, isteme hakları. İstiyorum devletten. Siyasi hak ve ödevler. Nedir arkadaşlar? Siyasete katılırım, aktif olurum. Aktif olunca ne olurum? Arkadaşlar o siyasete katılmış olur, yer almış olurum. O zaman ne diyorum? Siyasi hak ve ödevler. Üç yerde de bir şey kuruyorum. Dernek kurma hakkı, sendika kurma hakkı, siyasi parti kurma hakkı. Dernek kurunca çalışanların hakkını korur. Çalışma deyince para. Para kazanan grev, iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi gibi devamı gelir. Siyasi parti kurma hakkı. Siyaset, seçme ve seçilme hakkı da demek ki buraya giriyor. Oy kullanma hakkına sahip olabilmem için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmam lazım. Ne oldu? Siyasi hak ve ödev. Dilekçe vermem lazım. Vergi, bu aralar siyasi davranılıyor. Vergiler çok artıyor. Askerliği yapmam lazım. Vatan görevi. Mal bildiriminde bulunacağım. Aman ha çalıp çıkma. Mal bildirimi var 5 yılda bir. Tamam. Memur olmak istiyorum efendim. Siyasiler inşallah bu yıl kadro açar da memur olurum. Anlaşıldı mı? Kamu denetçisine başvuruda bulunmak istiyorum. Tamam. Devam ediyorum. Eğitim ve öğretim hakkı. Sosyal hayatta bunların bedava olması gerekiyor. Ailemi korumam lazım. Sanatı ve sanatçıyı korumam lazım. Neden? Sosyal alemlere akmam gerekiyor. Toprak mülkiyeti. Ekip biçip para kazanmak istiyorum. Kıyılardan yararlanma. Tatile gitmek istiyorum. Param çok. Ekonomik hak. Para ekonomik. Tamam. Devam ediyorum. Dokunamazsın. Neye dokunamam kardeş? Kişilik hakkıma, kişiliğime, kişi dokunulmazlığı, konut dokunulmazlığı dokunamazsın. Kişinin hak ve ödevidir bu çünkü. Konut? Konut hakkı. Herkes konut edinebilir. Parası olan konut edinir. Anlaşıldı? Özgürlük, düşünce, hürriyet kökünde geçiyorsa buna ne diyorduk arkadaşlar? Kişinin hak ve özgürlükleri, hak ve ödevleri diyorduk. Basın hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, kişi hürriyeti, düşünce hürriyeti gibi 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 gibi. Kökünde özgürlük, düşünce, hürriyet varsa ne olduğunun bir önemi yoktur. Zorla çalıştırma yasağı. Bir kişiyi sen zorla çalıştırırsan o kişinin para kazanmak gibi bir amacı var mıdır? Yoktur. Bu kişinin arkadaşlar neyi gidiyor? Hürriyeti gidiyor. Hürriyeti. Hürriyet gidiyorsa, hürriyete bir dokunma söz konusuysa bu hakkı ben nereye atacağım? Kişinin hak ve ödevleri içerisine atacağım. Arkadaşlar bu olayı bitirdikten sonra bunların hepsinin tek tek ne anlama geldiğini, temel hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılması, durdurulması, kötüye kullanılması bunları ilerleyen de videomuzda, bir sonraki videomuzda göreceğiz. Şimdi arkadaşlar birkaç soru çözüp, yaklaşık bir 10 tane çözüp bu hikayeyi sorular üzerinde görerek konuyu tamamlayalım. Şimdi geldik sorular arkadaşlar. Sorumuz şunu diyor. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi pozitif statü haklarındandır? Pozitif neydi arkadaşlar? Devlet olağan dönemde bile
O hakka dokunabiliyor, düzenleyebiliyordu. Ne diyorduk arkadaşlar biz bu hakka? Sosyal ve ekonomik haklar diyorduk. Bakalım şıklara. Kişi dokunmazlığı, dokunmayın diyordum. Nereye gitti arkadaşlar? Kişinin hak ve ödevlerine. Herkes dilekçe hakkını kullanarak, mal bildiriminde bulunarak siyasi hak ve ödevlerinden faydalanabilirdi. Gitti. Düşünce ve kanaat hürriyeti. Hürriyet deyince arkadaşlar ne diyecektik? Hürriyet, özgürlük, düşünce kelimelerini gördüğümüzde arkadaşlar hop kişinin hak ve ödevlerine gidiyorduk. O zaman arkadaşlar geriye ne kaldı? Çalışma hakkı. Çalışma arkadaşlar neydi? Para kazanmam lazım, çalışmam lazım, sosyal ve ekonomik haktır diyorduk. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi kişinin hak ve ödevleri arasında yer almaz? Kişinin. Arkadaşlar 3 yerde de bir şey kuruyorduk. Dernek kurma hakkı, sendika kurma hakkı ve siyasi parti kurma hakkı. Dernek kurma hakkı nereye giriyordu? Kişinin hak ve ödevlerine. Hürriyet kelimeleri arkadaşlar gitti. Zorla çalıştırma yasağı. Bir kişi zorla çalıştırılırsa neydi arkadaşlar? O kişinin para kazanma gibi bir amacı var mıydı? Yoktu. Zorla çalıştırılan bir kişiye angarya uygulanıyordur. Ve bu kişi arkadaşlar artık para kazanma amacını yoktur. Kişinin hürriyetine, özgürlüğüne el konulmuştur diyorduk. O yüzden kişinin hak ve ödevlerine atmıştık gitti. Ne diyoruz arkadaşlar? Yer almaz diyordu soru. Vergi ödevi nerede yer alıyor arkadaşlar? Bu aralar siyasiler pek vergileri arttırdı efendim. Nereye attık arkadaşlar cevabı? Siyasi hak ve ödevlere attık. Cevap Edirne. Başka bir soruya bakalım. Arkadaşlar tamamen hikaye oluşturarak yani bunları birebir ezberlemek yerine hikaye ile arkadaşlar hangi hakkın hangi kategoride hangi sınıflandırma içerisinde yer aldığını görüyoruz. Negatif. Devlet arkadaşlar olağan dönemde dokunamadığı için devlet için negatif bir durumda. Hangi haklarda bunlar? Kişinin hak ve ödevleriydi. Dokunma, yer almaz diyor. Dokunma, dokunulmazlık görünce arkadaşlar ne diyorduk? Kişinin hak ve ödevleri. Özel hayatım gizlidir, dokunma gitti. Ne diyorduk arkadaşlar? Üç yerde bir şey kuruyorduk. Kişinin hak ve ödevlerine dernek, sosyal ve ekonomik haklarda sendika, siyasi hak ve ödevlerde siyasi parti. Sendika arkadaşlar nerede yer alıyordu? Nerede? Sosyal ve ekonomik haklarda cevap Edirne'dir diyoruz. Herkesin mülk edinme hakkı vardır dediğimizde de negatif statü hakları içerisine yani kişinin hak ve ödevleri içerisine giriyordu. Devam edelim. Aşağıdaki hangisi kişinin hak ve ödevleri arasında yer alır? Yer alır. Kıyılardan yararlanma, param olunca denize gider, tatil yapar, kıyılardan yararlanır gibi bir hikaye uydurmuştuk. Kıyılardan yararlanma, sosyal ve ekonomik hak gitti. Toprak mülkiyetine insan neden edinir arkadaşlar? Unutma, mülkiyet hakkı deyince kişinin hak ve ödevleri. Toprak mülkiyeti denilince bir kişi neden toprak edinir? Eker, biçer, bir gelir elde etmek ister, çalışmak ister arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Sosyal ve ekonomik haktır. Konut hakkı. TOKİ aklımıza getiriyorduk. Sosyal ve ekonomik hak. Seçme ve seçilme hakkı. Siyasi hak. Dokunma. Bakın. Şunları bilmesen dahi dokunma benim kişi dokunulmazlığı, konut dokunulmazlığı cevap Edirne'dir diyoruz. Zor mu? Olayın mantığını, hikayesini öğrenince zor falan değil arkadaşlar. Bakın bu soruları çözdükten sonra yüzünüzde bir gülümseme oluşuyor. Bunun farkındayım. İşte arkadaşlar bu videoları da diğer arkadaşlarınıza tavsiye ederek videolara beğeni veya yorumlarda bulunarak arkadaşlar videoların birçok arkadaşa ulaşmasında yardımcı olabilirsiniz. Biz de arkadaşlar bu videoları sizin için çekiyoruz. İnşallah herkes bu videolardan ücretsiz bir şekilde faydalanma imkanına sahip olur diyelim. Bakalım başka bir soruya. Aşağıdakilerden hangisi aktif siyasete katılırım, aktif olurum. Katılma hakkı, aktif statü hakları. Ne hangi hak arkadaşlar? Hangi hak? Siyasi hak ve ödevler. Dernek kurma, sendika kurma gitti. Grev ve lokaut, sosyal ve ekonomik hak gitti. Kıyılardan yararlanırım, param varsa gitti. Kamu hizmetine girme hakkı, memur olma hakkı siyasi haktır diyoruz. Devam edelim. Aşağıdakilere hangisi sosyal ve ekonomik hakları arasında yer almaz? Yer almaz. Sosyal
Sosyal insan. Dıps 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 konserlere gidiyorum. Ekonomi. Para lazım, para. O zaman bakalım. Ailemi korumam lazım. Çocukları korumam lazım. Sosyal ve ekonomik hak. Eğitim ve öğretimde dağıtılan kitapların ücretsiz olması gerekiyor. Sosyal ve ekonomik hak. Çalışma gerekir. Çalışma. Çalışmak istiyorum. Para kazanmak istiyorum. Arkadaşlar buraya ufak bir parantez açalım. Çalışma hürriyeti diye de karşımıza çıkabilir bazı sorularda. Bazı kaynaklar çalışma hürriyeti olarak da düzenlemiş. Arkadaşlar hürriyet kelimesini görünce aman kişinin hak ve ödevlerine bunu atmayın. Çalışma benim kıssasımdır. Tamam. Ama bir tane vardı. Zorla çalıştırma yasağı. Bu kişinin hak ve ödevlerinde yer alır. Tamam. Bakın ne diyor, ne demek istiyorum. Hürriyet görünce kişinin hak ve ödevi. Çalışma hürriyeti derse istisna sosyal ekonomik hak. Zorla çalıştırma yasağı derse artık kişinin özgürlüğünden alıkonmuştur. Nereye atıyorum arkadaşlar? Zorla çalıştırma derse de kişinin hak ve ödevlerine. Soruya gelirsek çalışma demiş arkadaşlar. Sosyal ve ekonomik hak diyoruz. Kamulaştırma, devletleştirme sosyal ve ekonomik haktır. Sosyal devlet ne yapılır? Özel sektörü bir veya da girişimi kamulaştırıyorsa devletleştirmedir. Şey, devlete mal ediyorsa devletleştirmedir. Taşınmazı devlete mal ediyorsa kamulaştırmadır. Bunlar da sosyal ve ekonomik hak arasında yer alır. Kamu baş denetçisine başvuru hakkı. Bu arkadaşlar siyasi hak ve ödevler içerisinde düzenlenmiştir diyoruz. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması, durdurulması ve kötüye kullanılmamasına değineceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş olun, hoşça kalın.